Günaydınlar, herkese merhabalar. İnsan, Kültür ve Değerler Zirvesi'ne ve sanal da olsa Boğaziçi Üniversitesi'ne hoş geldiniz. 6 yıllık bir serüven bu bizimkisi. Birçok zirve düzenledik. Çok da verimli oldu bu zirveler. Bu zirvelerde sizlerle bir araya geldik ve birçok projeye imza atmış olduk beraber. Çoğu başarıyla tamamlandı, bir kısmı da başarıyla devam etmekte. Biraz esasında akademisyen tembelliği diyelim, sizleri yanımıza çekebilmek, sizleri tanıyabilmek, sizler bir arada olmak için kampüsümüze davet etmiştik. Zamanında ilk 6 sene evvelki ilk toplantımız o şekilde başlamıştı. Ve birçok sektörel zirve ve fonksiyon, işletme fonksiyonlarına ait pazarlama, finans, insan kaynakları alakalı birçok zirve gerçekleştirmiş olduk. Sizleri tanımak için başladığımız bu yolculuk güzel yerlere evrildi esasında. Şu anda bazen çok iyi isimler, çok iyi hocalarımız orta ve üst düzey işe alımlarda, atamalarda sizler tarafından aranıyorlar. Hatta bazıları bu sebepten dolayı o kafa avcılığına, meslek, kariyer değişikliğini düşünmeye başladılar. Şaka bir yer yana. Esasında sizlerle bir araya geldik. Bu zirvelerde akademik bir bakış açısıyla sizlerde sektörde olan know-how'ı, o büyük iş deneyimini, büyük bilgiyi kullanabilmek amacıyla geniş bir konu yelpazesiyle Türkiye'den ve uluslararası isimlerle akademisyenler, lider isimler ve sektör profesyonelleri bir arada olduk. Onları ağırladık bu zirvelerde. Özellikle de üniversite fonksiyonu itibariyle de yeni isimlere vermeyi, sizlerle onları tanıştırmayı, onları ekosisteme dahil etmeyi önemsedik. Onları hep programımızın bir yerinde yer vermek istedik onlara. Yeni İK denilen İnsan ve Kültür ve Değerler Zirvesi ismimiz. İnsan kaynaklarından yeni bir yöne evriliyor, yeni bir yöne doğru değişim geçiriyor bu fonksiyon. Bu fonksiyon esasında belki de bu olağanüstü zamanlar, yaşadığımız olağanüstü, geçtiğimiz olağanüstü zamanlar için öne de çekilmiş oldu bu evrim, bu değişim, bu fonksiyondaki değişim ve evrim. O yüzden bu 2020 senesinde bu zirveyle bütün zirve programımızı şu an itibariyle sona erdirmiş olmamız da bizim için anlamlı. Çünkü insan, kültür ve değerler yeni insan kaynağı, yeni İK olarak adlandırdığımız bu zirve bizim açımızdan bugünü çok verimli olarak geçirecek. Sizlerin de inşallah bol bol not alacağı, sizin için de verimli olacak bir gün olması diliyorum. Bu zirvemiz, bu olağanüstü zamanlardan geçip şu günlerde bu zirvemizin temasını anlamlı bir şekilde dayanışma olarak belirledik. Çünkü dayanışma özellikle bireylerin ve o bireylerin içinde bulunduğu kurumların bu tür krizlerden, özellikle pandemiden başarıyla çıkabilmesi için çok önemli. Bu sebepten bugün sizlerle beraber olacak tüm konuşmacılar bu tema çerçevesinde sizlere verimli bir gün yaşatacaklar. Planımız, isteğimiz, arzumuz bu yönde. Tekrardan sizlere bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizleri en yakın zamanda sanal ortamda değil, fiziksel ortamda kampüsümüzde, güzel kampüsümüzde ağırlamak istiyorum. Sağlıklı ve sağlıcakla kalın o günlere kadar. Teşekkürler.